gerekiyor. İşçiyle, bilmem işte köylüyle, Kürtle veya benim olmadığımı düşündüğüm şeyleri anlatmak lazım. Benim işçiye sadece sınıf bilinci vermem diye bir şey söz konusu değil. Onu bana anlatacak belki Kürtlük var o fabrikada. Kürt olduğu için örneğin yaşadığı ayrımcılığı belki de anlatacak. Belki de o yüzden Aleviler 1970'li yıllarda çok fazla sol hareketin en önemli şeyi oldular belki. Yani nereden geldi bu kadar 70'ler, ne kadar, nasıl bu kadar güçlü oldu sol hareket? Sadece bir anda sol bilinç mi geldi, sosyalist bilinç mi geldi insanların kafasına? Hayır, o kitlelerin çoğu Aleviydi. Bütün bu Haliç'in bütün çevresine gidip kağıthaneler vesaire, muhtepeler falan, bütün atölyeleri, fabrikaların en önemli kaynağı Alevilerdi. Aleviler çünkü Sünni, Türkiye Cumhuriyeti vesaire bir sürü, başlarına bir sürü şey gelmiş. Alevi olarak da yaşamıyorlar çünkü, ya da Alevi olarak direnemiyorlar. Çok basitleştirerek anlatıyorum bu devletin laiklik sistemi karşısında. En makul olan tam da bu devletle laiklik onun dili içinden bir yerden savaşmak mümkündü. Niye devrimci kuşakların, bizim kuşakların hepsi, hep biz baştan aşağı biz Alevi türküleriyle ezbere büyüdük. Yani hep öyle saz çalardık biz Pistol Aptal vesaire kantinlerde şurada burada. Arada bir Avusturya işim var, işte partizan falan gibi şeyler de söylerdik. O bizim en çok duygulandıklarımız buralara ait olan şey. Biz bilimsel falan sosyalistik yapmadık. Dolayısıyla duygu hali. Anlatabiliyor muyum? Bu duygu galiba işte o aklı dengeleyebilecek. Belki bizim algılama kapasitelerimizi geliştirecek olan bir şey. Dolayısıyla ben burada herhangi bir formül öneri, işte devrim stratejisi falan bir şey önerebilecek bir halim yok. Dolayısıyla ama yani burada galiba kendimizi ciddi olarak sorgulayabilecek bir taraflar var. Uf çok uzaktır. Neyse işte. Tam da Ferhat'ın söylediği gibi sonuç olarak kullanabileceğimiz çok çeşitli kavramlar var. Yeni bir dil üretmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda da verili bir dile takılıp kalmak ve sürekli ondan beslenmek, beslenmeyi talep etmek aslında biraz da düşünceyi zaptırapt altına gelmek gelir ki artık onu yapmayalım derim. Aynı şey rasyonelite için de geçerli. Kendi aklına güvenmek dedim. Bu bana Kant'ın meşhur aydınlanma nedir metninin ikinci cümlesindeki sapere aude tümceciğini hatırlattı. Yani kendi aklını kullanma cesaretini göster. İnsanlar evet bu cesareti gösterdiler. Bu cesaretin gösterilmesi sonucunda da özellikle moderniteyle birlikte akıl bizi hiç tahmin etmediğimiz yerlere götürdü. Özellikle aydınlanmanın akıl anlayışı, bilimsel akıl anlayışı. Şimdi onun detaylarına burada girmek istemiyorum ama yani 20. yüzyılda yaşadığımız büyük felaketlerin, en büyük felaketlerin arkasında belirli bir rasyonelite, bilimsel rasyonelite anlayışı olduğu konusunda son derece ikna olmuş durumdayım. Dolayısıyla hem aklın kendisinin çok ciddi bir eleştirisini yapmamız gerekiyor. Aklın etik kaygılardan özellikle arındırır. Dolayısıyla sadece olgulara baktığı, sadece bilimselleştiği, bu anlamda da değerlerden koptuğu, yani Ferhat'ın kalbin dediği şeyden koptuğu yerde gidebileceğimiz maalesef çok fazla bir yer yok. Var ama çok da felakete götürebilecek yerler burası. Çünkü aydınlanmacı aklın bize vermiş olduğu bir vaat vardır. Bu vaatte ne de belli bir ideal, belli bir yaşam biçimi. O yaşam biçimi dediğimiz şeyin içine dolduran şey değerlerdir. Ama siz bu aklı sadece bilimsel hale getirirseniz, bilim değerleri içermediği için aydınlanmacı aklın baştan vaat ettiği o değerleri aklın kendisi içerisinde kalarak meşrulaştıramazsınız. Çünkü bilimsel akıl değerleri kabul etmez, değerleri kendi bünyesine almaz, değerleri temellendirmez. O yüzden de o değerler birer dogmaya, birer ön yargıya dönüşürler ve aydınlanmada dolayısıyla son derece aydınlanmacı akıl anlayışı dogmatik, totaliter ve kendi dışındaki hiçbir şeye kapısını açık bırakmayan bir akıl anlayışına dönüşür. Orada çok ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Onun için de ben özellikle Ferhat'a orada katılıyorum. Bizler yeni bir dünya tahayyül ederken bunu bilimsel bir sosyalizm üzerinden yapmadık. Yapamayız da zaten. Ferhat'ın dediği gibi benim de bir yerlerime dokundu çektiğim acılar, insanların çektiği acılar ve ben komünist olmaya öyle karar verdim. Yoksa ben zaten bilimden hiç anlamam. Felsefeciyim ve lisedeyken de en kötü notlarım fizik, kimya, biyoloji ve matematikti. Eğer bilimsel sosyalizm peşinde koşuyor olsaydım şu anda sağcı olmam. Ya, şaka yapıyorum tabii, bunu fazla abartıyorum. Öbür noktaya gelirsek eğer kimlikler ve sınıf. Elbette biz bugün sınıfın varlığını unutmak durumunda değiliz. Ama yine Ferhat'ın dediği gibi bugün bizim yaşadığımız temel toplumsal gerilimler sadece sınıfsal müdahaleyle çözülebilecek olan şeyler değil. Çünkü insanlar arasında var olan eşitsizlik, ayrımcılığın arkasındaki motivasyonlar sadece sınıfsal olan şeyler değil.
kültürel olan şeylerde. Ve eğer biz sadece bunu ekonomik veya işçi sınıfının mücadelesi üzerinden tahvil etmeye kalkarsak dar bir ekonomizmin içine kendimizi hapsetme riskine karşı karşıya kalırız. Kültürü sadece bir ideolojik üst yapı kurumu olarak görme riskiyle karşı karşıya kalırız ki bütün bunlar açılabilecek yeni özgürlük alanları hakkında düşünmemizi baştan engelleyebilir. O yüzden de benim için temel kaybı özgürlük şu anda. Ben Marx'ın da aslında temel kaybısının özgürlük olduğunu, kapitalizme getirdiği eleştirinin aslında etik bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Marx açık açık söylüyor. Benim için diyor kapitalizm adil olmayan bir düzen değildir. Çünkü belirli bir toplumsal veya üretim biçiminin adil olup olmadığını ancak ona özgü adalet anlayışı açısından karar verebilirsiniz ve kapitalizmin kendi adalet anlayışı açısından kapitalizm adildir. Dolayısıyla adalet gibi kavramlar üzerinden bakmayalım diyor. Bunlar zaten postkapitalist toplumda tarihe karışacak. Benim için önemli olan nedir? Kapitalizm içerisinde var olan o iş bölümü dolayısıyla insanların kendilerini, potansiyellerini geliştirmelerini ve tam anlamıyla insan olmalarını engelleyen bir düzen olması. İnsanların potansiyellerini geliştirip tam anlamıyla insan olmalı pratiği de bir özgürlük pratiğidir, pozitif özgürlük pratiğidir. Bu yüzden de ben de değerler üzerinden kapitalizme karşı çıkan, bilimsel bir takım şeyler üzerinden değil de, kalıplar üzerinden değil de, değerler üzerinden, etik kaygılar üzerinden mutlaka kapitalizme karşı çıkan bir solun bugün öne çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bir şey yapamayız. Eğer bugün Türkiye işçi sınıfı AKP'ye oy veriyorsa, biz gidip onlara bilimsel olarak yaptıkları şeyin yanlış olduğunu izah etmeye kalkarsak gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Onlarla bir takım değerler paylaşıyorsak eğer, başörtüsüyle ilgili, dinle ilgili, başka şeylerle, etnisiteyle ilgili, o değerler üzerinden biz ancak onlarla ortak bir de buluşturup, aslında gerçek çıkarlarının, daha iyi bir dünyanın, oradan aldıkları fazladan 3 kuruşta veya işte aldıkları yakacak yardımda olmadığını, yeni bir cemaat tahayyülüyle ancak mümkün olduğunu anlatabiliriz. Son olarak Marx'ın kendisinin modernitenin belli bir takım sorunlarından mağlul olduğunu söylediniz. Doğrudur. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü siz belli kavramları belli sıfatlarla kullandınız. Pozitivist bilimsellik. Bilimsellik evet ama pozitivist değil. Marx'ı pozitivist olarak okumak zorunda değilsiniz. Hatta pozitivist olmayan bir Marx okuması çok daha rahattır. Diyalektikten bahsediyorsanız eğer hangi pozitivizmden bahsediyorsunuz? Bu bir vulgar materyalizm dediniz. Materyalizm evet ama vulgar değil. Çünkü her materyal, vulgar materyalizmi doğrudan doğruya Marx'a yapıştıramazsınız. O Marx'ın bir okumasıdır. Ama siz belli metinleri, örneğin ekonomi politiğinin eleştirisine katkının ön sözünü farklı bir şekilde okursanız oradan vulgar bir materyalizm çıkmaz, çıkmıyor. Ben çıkartmadım, başka türlü bir şekilde okudum. Ha, ama ilerlemeci bir tarih anlayışı evet. Çünkü 19. yüzyılda bütün tarih anlayışları ilerlemeciydi. Ve tabii ki Marx'ta ileriye bakan iyimser bir düşünür olarak tabii ki daha iyi bir dünya tahayyül ediyordu. Ama bu yalanlandı en azından şimdilik. Ama daha uzun vadede elinde ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla modernitenin kavramları ile Marx'ın ne kadar bu kavramlardan beslendiği veya kendisinin tam da ne kadar modern olduğu konusunda karar verirken o kullandığımız sıfatların ne kadar Marx'a affedilebilir olduğu konusunda biraz daha hassas davranmak lazım diyorum. Ve hakikaten Ferhat'a da katılıyorum. Eğer biz bugün iktidar, tahakküm, kültür, toplumsal cinsiyet, işte belli kimliklerin, belli dinlerin, belli toplumsal cinsiyetlerin, belli ulusların, başka uluslar, kimlikler üzerindeki tahakkümünü keşfedebildiysek, görebiliyorsak ve bunu eleştirebiliyorsak, bunu bir ölçüde de tırnak içinde postmodern diye adlandırılan düşünürlere ve postmodern değilim ben diye avaz avaz ölmeden önce bağırmış olan düşünürlere borçluyuz. Benim bildiğim Anglo-Sakson dünyasının postmodern adını taktığı düşünürlerin her bir tanesi 80'li yıllardan itibaren özenle ve ısrarla altını çizerek Allah korusun ben postmodern değilim ne olduğunu da bilmiyorum dediler. Dolayısıyla bu kategorizasyon, mesela Foucault kendini modern ilan etti. Derrida aydınlanmaya sahip çıktı. Yani bütün bunları düşünürsek eğer
bu tip kategorizasyonlar gerçekten biraz sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.